Hakan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba. Sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte KPSS 2024 ve diğer kamu kurum kuruluş sınavları için hazırladığımız güncel bilgiler serimize an itibariyle başlıyoruz. Birbirinden değerli güncel bilgiler sorularla karşınızda olacağız. Tabii ÖSYM Hazretleri 2 senedir bizleri güncelde zorluyor. Bu bağlamda güncel olmayan güncel sorularla zorluyor tabii ki. Tabii bizim amacımız bütün güncelleri size verip sınava o şekilde sokmak. Detay sorulara gelince arkadaşlar bir tık detay sorularda yazacağız mı? Yazacağız bu bağlamda. Ama öncelikle bizim nihai hedefimiz öncelikle bir güncel bilgileri bitirmek. Haziran 2023'ten başlayıp sınavın olduğu aya kadar diyelim en azından. O zaman zarfına kadar bütün güncelleri vereceğiz. Ekstra detay dediğimiz konulara ise ekstra değineceğim. Ekstra son videolarda bunları ekleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, inşallah emeğimiz, alın terimiz, alın terinize karışır ve atanma noktasında sizlere küçük de olsa fayda sağlayabiliriz umarım. Hiç vakit kaybetmeden ilk güncel bilgiler videomuza vira bismillah diyerek başlayalım. Haziran 2023 tarihinden itibaren ki konuları arkadaşlar ele alacağız ve Mayıs-Haziran ayına kadar bunu ne yapacağız? Sürdürmüş olacağız inşallah. Evet, Haziran 2023 tarihinde tren kazası sonucu 288 kişinin hayatını kaybettiği ülke arkadaşlar neresi olmuştur? Hindistan olmuştur. Bir güncel bilgi sorusudur. Geldik ikinci sorumuza. İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süreli hükümetinin başında olan Haziran 2023 tarihinde hayatını kaybeden İtalya eski başbakanı kimdir diye sorduk. Bu kimdir değerli arkadaşlarım? Silvio Berlusconi'dir. Cevap Bursa seçeneği oldu. İkinci sorumuza geldik. Haziran 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp şampiyon olan takım kim olmuştur? Manchester City arkadaşlar olmuştur. Cevabımız C şıkkı oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Haziran 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi finali hangi şehirde yapılmıştır? Bizi ilgilendirdiği için belki sorulabilir. İstanbul'da yapıldı. Değerli arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi finali. Geldik beşinci sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı. Aşağıdakilerden hangisidir? Son günlerde istifa etti biliyorsunuz. Bu ismimiz kimdir? Hafize Gaye Erkan'dır. Değerli arkadaşlar, cevabımız E şıkkı oldu. Haziran 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na getirilen devlet adamı. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kim getirildi? Arkadaşlar Numan Kurtulmuş getirilmiştir. Haziran 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Geldik 7'ye. Haziran 2023 tarihinde MİT Başkanlığı'na getirilen isim hangisidir diye sorduk. MİT'e Hakan Fidan değil arkadaşlar. Aman dikkat edin. Eskiden Hakan Fidan'dı. Şu an kim getirildi? İbrahim Kalın getirildi. Dikkatli olunması gereken bir sorudur. A şıkkına bakın. Hakan Fidan'ı koyar. ÖSYM bizi bu bağlamda zorlayabilir. Geldik 8'e. Haziran 2023 tarihine Genelkurmay Başkanlığı'na getirilen ismi sorduk sizlere. Kim getirildi arkadaşlar? Musa Avsever getirilmiş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin asker kökenli cumhurbaşkanları arasında hangisi gösterilemez diye sorduk. Değerli arkadaşlar, İsmet İnönü asker kökenlidir. Cemal Gürsel asker kökenlidir. Fahri Korutürk asker kökenlidir. Kenan Evren asker kökenlidir. Ama Celal Bayar ilk sivil cumhurbaşkanıdır. Değerli arkadaşlarım, bu tarz bir soru da gelebilir belki. Bir diğer sorudayız. Evet, ilk sivil cumhurbaşkanımızı sorduk yine. Bu bağlamda Celal Bayar arkadaşlar. Bir diğer sorumuzdayız. Aşağıdaki yönetmenlerden hangisi Susuz Yaz adlı sinema filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü almıştır? Kim aldı? Arkadaşlar Metin Erksan almıştır bu ödülü. Haziran 2023 tarihinde Titanic gemisinin enkazına gezi düzenlerken batan denizaltının adı hangisi diye sorduk. Bu denizaltının adı Titan'dır.
Arkadaşlar yine güncel bir konudur. Belki çıkabilir. Bir diğer sorudayız. Haziran 2023 Golden Boy ödülüne aday gösterilen Türk oyuncu kimdir? Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'dir. Şu an Real Madrid'de oynuyor biliyorsunuz. Müthiş bir yetenektir. Yolu açık olsun. Bir diğer sorudayız. Haziran 2023 tarihinde kapatıldıktan 6 yıl sonra karşılıklı büyük elçiliklerini tekrar açan devlet ikilileri aşağıdakilerden hangileridir diye sorduk. Değerli arkadaşlar, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri karşılıklı olarak 6 yıl sonra tekrardan büyük elçiliklerini açmışlardır. Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan olan sporcu kimdir arkadaşlar? Yine güncel bir konudur. Yusuf Can Zeybek'tir. İsmail Balaban'ı yenerek baş pehlivan olmuştur. Temmuz 2023 tarihinde Türk Kızılay Genel Başkanı seçilen isim hangisidir? Yani Kızılay'ın başına kim geldi diye sorduk. Arkadaşlar Fatma Meriç Yılmaz gelmiştir Kızılay'ın başına. Şu anki başkanı Kızılay'ın Fatma Meriç Yılmaz'dır. Bir diğer sorudayız. 11-12 Temmuz 2023 tarihinde Vilnius'ta toplanılan NATO zirvesi aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenmiştir diye sorduk. Yine çıkabilecek sorudur. Vilnius Litvanya'nın başkentidir. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı olmuş oldu. MFÖ müzik grubunun da üyesi olan 8 Temmuz 2023 tarihinde hayatını kaybeden müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu kimdir diye sorduk. Değerli arkadaşlar çok çok sevdiğim bir dizi oyuncusu, müzisyendi. Özkan Uğur, Allah rahmet eylesin. Kendisine müthiş bir karakterdi. Böyle bu tarz arkadaşlar ÖSYM'de bu tarz isimleri sormayı seviyor. O yüzden bir tık dikkat etmek gerekir. Bir diğer sorudayız. 395 senaryosu ile Guinness Rekorlar kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylanan 30 Temmuz 2023 tarihinde vefat eden senarist aşağıdakilerden hangisidir? Yani 395 senaryosuyla Rekorlar kitabına girmiştir ve 30 Temmuz 2023 tarihinde de vefat etmiştir. Bu ismimiz Sefa Önal'dır. Yine önemli bir simadır. Sefa Önal yine sorulabilecek bir sorudur. 2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olan ülke hangisidir diye sorduk değerli arkadaşlarım. Tabii ki de kim oldu? Türkiye'miz oldu. Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde. 2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen sporcumuz kimdir? Değerli arkadaşlarım müthiş bir sporcudur. Bu bağlamda Melisa Vargas arkadaşlar. Cevabımız Melisa Vargas olmuş oldu. Şu an Fenerbahçe'de oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'nin insansız kara aracının adı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Değerli arkadaşlarım insansız kara aracımızın adı Barkan oldu. Değerli arkadaşlar bu tarz sorular da gelebilir. Temmuz 2023 tarihinde Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkaran ülkeyi sorduk sizlere. Kim çıkarmıştır arkadaşlarım? Mali çıkarmıştır. Somali değil bakın Mali çıkarmıştır. Türkiye'nin milli muharip uçağının adı Aralık ayında göklerde olacaktır arkadaşlar. Milli muharip uçağımızın adı Kaan'dır. Bu tarz savunma sanayisindeki gelişmeler bizleri gururlandırıyor. İnşallah daha iyilerini yaparız. Türkiye'miz her alanda dünyanın en iyisi olur inşallah diyelim arkadaşlar. Cevabımız Kaan oldu. Bu videomuzun son sorusundayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığına toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında Genelkurmay Başkanlığına getirilen ismi sorduk sizlere. Değerli arkadaşlarım bu isim kim olacaktır? Baktığımız zaman getirilen isim kimdir diye sorduk. Değerli arkadaşlarım bu ismimiz Metin Gürak'tır. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu.
Evet değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte toplamda 25 adet soru çözmüş olduk. Tabii soru çözümlerimiz kaldığı yerden devam edecek. İlk videomuz bu şekilde olmuş oldu. Toplamda 25 soru, her videoda 25 soru çözeceğiz inşallah. Sınava kadar sizlerin bu güncel noktasındaki eksikliklerinizi tamamlamış olacağız. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlarım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.